hallere düşürdü beni. Unutursun dede, unutmam seni. Bela gözlerine kurban olurum, ölürüm ceylanın kekliği. Yaradan Allah'a kurban olurum, ölürüm ceylanın kekliği. Yaradan Allah'a kurban olurum, ölürüm ceylanın kekliği. Teşekkürler. Evet kıymetli gönül dostlarımız, bir hafta aradan sonra bendeniz Sedat Ünver. Bendeniz Yusuf Kulancı. Beled'den Esen Rüzgar'la karşınızda olmanın aklı gururunu yaşarız efendim. Karadeniz'in incisi, ordunun birisi, TV'lik ekranlar. Efendim sizler ekranlarınızın başında Mesudiye'mizin Güzide Mahallesi, Darıca Mahallesi, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet efendim, bu akşam... Darıcabaşı Mahallesi demiştim. Efendim, çok kıymetli başkanımız, Darıcabaşı Dernek Başkanı Sayın Şener İlmaz Başkanım aramızda. Başkanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz ana sponsorumuz Klas Arsa Ofisi'nin katkılarıyla hazırladığımız ve Atman sponsorumuz Biçer Kadife'ye, Yılmazlar Harfiyat'a çok teşekkür ediyoruz. Bir hafta aradan sonra tekrar karşınızda olmanın gururunu yaşıyoruz. TV 52 yazıyorsunuz. Bir boşluk bırakıyoruz. 39-69'a mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Biz de buradan hemen senden eserimizi alalım. Peşinden muhteşem bir ses sizleri bekliyor olacak efendim. Ayrılmayın bir yere. Haydi evet, bakalım. Gelsin güzel bir parçamız.
yuttur. Açtım kapılarımı, serdim yataklarımı. Açtım kapılarımı, serdim yataklarımı. Yarın gelecek diye kestim bıyıklarımı. Yarın gelecek diye kestim bıyıklarımı. Açtım kapılarımı, serdim yataklarımı. Açtım kapılarımı, serdim yataklarımı. Yarın gelecek diye kestim bıyıklarımı. Yarın gelecek diye kestim bıyıklarımı. Hayırlı uğurlu olsun. Fazla zaman geçirmeyelim. Hemen kuvvetli alkışlarınızı, alkışlarınız durmuyor. Söyledim ya, muhteşem bir ses geliyor. Gülistan Koldaş geliyor efendim. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Hemen sizi şöyle yerinize alalım. Evet, siz yerinize otururken başkanım hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk. Tanıyalım sizi hemen sıcağı sıcağına.
Bizleri tanıyoruz ama ekranı başında birçok kişi sizi şu anda tanımıyordur ve merak ediyordur bu yakışıklı başkan kim diye. Estağfurullah. Ben Mesudiye Darcabaşı Köyü denim. Aynı zamanda Darcabaşı Köyü Dernek Başkanıyım. Ve Mesudiye Dernekler Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği yapmaktayım. Maşallah. Yeter mi? Yeterli. Tanıyalım. Yani dernek ne yapar? Darcabaşı Derneği ne yapar? Dernek ne yapar? Neler yaptı? Ne zaman kuruldu? Bizim çok fazla bir mazimiz yok. 3 yıllık bir mazimiz var. 3 yılda olmadı. 15 Mart'ta 3 yıl olacak. Mesudiye'nin en son kurulan köy derneği. Ama şöyle bir şey söyleyeyim başkanım. Yani ben şimdi bunları soruyorum. Ben sizi çok yakından tanıyorum zaten. Yani Allah'tan bu dernek kurulalı 3 yıl olmuş. Hele bir de diğer dernekler gibi böyle 20-30 yıllık bir dernek olsa İstanbul'un tapusunu alırdı. Biraz sonra bir sayacak neler yaptığını ben biliyorum. Yani. Şimdi biz dernekçilik olarak daha bu işe dedim yeni başladık ama biz gücümüzü işte gördüğünüz gibi buradaki üyelerimizden, değerli iş adamlarımızdan ve siz değerli dostlardan ayrıca Mesudiye Dernekler Federasyonu yönetim kurulu üyesi olmama sebebiyle oradaki yönetimdeki arkadaşlarımdan almış olduğum bir güç var. Bunu inkar etmemek gerekir. Vallahi kıymetli başkanım seni çok seviyorum biliyorsun. Allah razı olsun. Darıca başına da bize bir şey açıklık getireyim önce. Biz şimdi sosyal medyada paylaşımlarımızda paylaşırken Ordu Büyükşehir olması hasabıyla artık köy yok biliyorsun. Evet. Bütün köylere mahalle olarak geçiyor. Paylaşımları yaparken biz mahalle olarak yapıyoruz. Sakın burada yanlış anlaşma falan olmasın. Mesela benim köyüm de Çavdar'da bir mahalle şu anda. Ben kendi köyümün derneğinde paylaşırken Çavdar Mahallesi Dernek Başkanı diye paylaşıyoruz. Evet. Burada paylaşırken dernekleri küçültmek falan asla öyle bir niyetimiz yok. Haddimize de öyle bir şey kesinlikle zaten yapmayız. Bu bir. İkincisi senin arkanda gerçekten inanılmaz bir güç var. Senin arkanda kaya gibi bugün Ferhat Biçer var. Yılmazlar Harfiyat var, Mehmet Yılmaz var, Yılmaz kardeşler var. Kemal abim var orada. Mustafa Öztürk abim var. Yani Öz Karaca var orada. Var yani saymakla bitecek gibi değil. Mustafa Öztürk abimiz var o da burada. Ya hakikaten evet. Öyle bir güce dayanmışsın ki herkese nasip olmaz böyle bir gücün arkasında başkanlık yapmak. Çok şanslı. Ama o gücün önünde de gidebilmek, o topluma da önderlik etmek de çok 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 önemlidir. Burada Şener Başkan'ın bir alkışlamanız lazım. Niye? Hemen hemen biz haftanın 4 günü 5 günü Şener Başkanım'la görüşüyoruz. Hafta sonlarında genelde cumartesi pazar beraber geçiyor bizim. İnanın bazen evimize gece 1-2'de zor gidiyoruz öyle mi başkanım? Yani nerede bir orduyla ilgili bir platform varsa, bir STK'lı olay varsa Şener Yılmaz'ı muhakkak orada Darcabaşı Dernek Başkanı olarak görürsünüz. Evet abi yenge burada zaten. Bilmiyorum şikayeti var mı? Birazdan dinleriz zaten. Yok biz zaten ortak avukat tutacağız. Hep beraber avukata az para veririz abla yani. Şimdi ben aynı zamanda beni madem başarılı görüyorsunuz bu başarının arkasında bir de benim ekip arkadaşlarım var. Onları da bir alkışlayalım. Ben asıl gücümü onlardan alıyorum. İşte bak Yalova'dan kalkmış bu gece has buraya gelmiş. Atapazarı'ndakiler bazı sebeplerden dolayı gelemedi. Birçok yönetimdeki arkadaşlarım ben inanıyorum hiç kayıtsız şartsız bu gece hepsi burada olacak ama birçoğu çalıştığı için bundan dolayı gelemediler. İstanbul'da, içinde... İstanbul'da ulaşım zaten öyle kolay bir şey değil. Bir de Gülşen Hanım derneğimizin merkezi karşıdan geliyor. Karşı taraf. Tabii karşıdan geliyorlar yani karşıdan buraya tabii, gelip evet, gitmek zor. Bireysel olarak bile gelip gitmek çok zor. Evet başkanım faaliyetler neler yaptık? Neler yaptık? Biz kurulalı dediğim gibi 3 yıl oldu. 3 yılda biz 3 tane piknik yaptık. Bunların şölen havasında gerçekleşti. 2 tanesini İstanbul'da, bir tanesini işte siz de orada vardınız Sapanca'da. Sapanca'da yaptığımız piknik hakikaten bugün hala konuşuluyor. Gerçekten güzel bir organizasyon oldu. Güzel bir çalışmanın ürünüydü. Bunu da işte sosyal medyanın desteğiyle gördük. İşte dediğim gibi her pikniğimiz bizim bir festival havasında geçiyor. Bunu da yani insanlardan gelen kaynaklarımızı biz cimri davranmıyoruz. İnsanları daha nasıl ne güzel memnun edebiliriz düşüncesiyle. İşte biz öyle bazıları gibi bir sanatçıyla iki sanatçıyla yetinmiyoruz. Siz de biliyorsunuz her pikniğimizde en az 4 tane sanatçı bugüne vallahi kadar getirdik. Darıcabaşı bir etkinlik yapıyorsa ufak da olsa o şölenden aşağısı kurtarmıyor artık. Bundan aşağıda da düşemezsiniz. İşiniz zor. Şöyle bir şey söyleyeyim başkanım. Olur da hani bir gün karşına böyle bir babayı çıkar da ben adayım derse ki öyle bir şey çıkacağını sanmıyorum.
Öyle bir şey olur da karşına aday çıkarsa adamın işi çok zor. Çünkü öyle bir yerde tuttunuz ki çıtayı, o çıtanın aşağı inmesi mümkün değil. Aşağısı zaten daraca başına yakışmaz. Ya her sınıfına koyarak gidiyorlar zaman, zaten. Değil mi Yusuf? Tabii ben yani, üstlerindeyim zaten. Çıtayı çok yukarıya çok evet. yukarıya kondu her çıta. Her sene üstlerine koyuyorlar yani. Kesinlikle onun üzerine evet. zaten aşağı dönmesi mümkün değil. Daha mümkün dönüş değil. Yok yani. Çok sürekli doğru. yukarı çıkması çok lazım. Doğru. Öyle bir yerden başladı ki Şenel Başkan'ın ve yönetimi hakikaten bundan sonraki gelecek... Yönetimin işi çok zor. Gerçekten çok Sedat zor abi yani. Çok güzel bir de ben içlerindeyim zaten. Hepsi çoğu benim akrabam. Aynı memleketin insanlarıyız. İnsan bununla darca başında şöyle söyleyeyim. Bir dayanışma var. Ekip işi var. Herkes taşın altına elini sokuyor. Bu arada o sen yok. Şu mesajlarımızı bir hatırlat. Bizleri desteklemek için. TV52 yazıyoruz. Bir boşluk bırakıyoruz. Görüşlerinizi, düşüncelerinizi, istek parçalarınızı bize yolluyorsunuz. Darca başı komple zaten izliyor şu anda. Şenel Başkan'a soracağınız soruları... Ne aklınızdan ne geçiyorsa sorun. Şenal Başkan da burada cevaplasın. TV52 yazıyoruz. Biz boşluk bırakıyoruz. 39-69'a gönderiyorsunuz. Evet başkanım siz iki dakika soluklandırayım mı? Tabii. Gülistan Hanım'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Ayaklarınıza sağlık. Ne niyetinizle geldiniz? Ben de ne mutluyum ki buradayım. Sizi tanıyalım. İsmim Gülistan. Normalde Akbabam evlenince Koldaş oldum. Erzincanlıydım. Tokatlı oldum. Ben de bir nevi sizlere yakınım artık. Fark etmiyor. Erzincan da olsa, Tokat da olsa kültür öyle. Hemen aynı. Hemen aynı. Evet. Evet. Türkülerimiz aynı, ezgilerimiz aynı. Kesinlikle. Hiçbir farklılık ben zaten gözetmiyorum. 16 yıldır müzik hayatı içerisindeyim. Bankacıyım ama bankayı bırakalı 2 sene oluyor. Öyle devam mi? Etmiyorum, evet. Kendi adımıza İlhan kardeşimle, onunla birlikte 12 yıldır birlikteyiz. Ben işte albüm çalışmamız oldu. Kutsal Evcimen'le birlikte. O çıkacak inşallah bu ay. Hayırlı olsun. Allah yolunuz yani, açık etsin. Gidebildiğimiz kadar gitmeye çalışıyoruz. Hani türkülerimizi duyurabildiğimiz kadar, yaşıtlarımız olsun, çevremiz olsun, duyurabildiğimiz kadar duyurmaya çalışıyoruz. Bu bir sevda. Evet. Yani sevdayla başlayan bir şey. Kesinlikle bu işe başlayan insanlar, müzikle uğraşan insanların belki %80'i, %90'ı biz ileride bu işte para kazanacağız diye başlamıyor. Tamamıyla bu çocukluktan yani Allah vergisi evet. bir şey. Bu sorudan yani bunun okulu tabii ki okul eğitim çok çok önemli. Eğitim kesinlikle önemli ama okumayla da olmuyor. Allah vergisi yoksa içinizde istediğiniz kadar okuyun. Hangi şey yaparsanız yapın. Öyle ya mi? O yetenekler sizde kabiliyeti yoksa sorudan olacak bir şey değil. Dolayısıyla müzik de bu bir kültür işi, sevgi işi, sevda işi. Çok geniş zenginlik. Sizin buranızda, yüreğinizde yoksa onu mümkün değil yani. Evet, yani işte dediğim gibi bizler de bir şeyler katıp sunmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar dilimi sürtücük. İlk albüm olacak. Evet, yani şu an bir ilk albüm yaptık. Daha sonra çalışmamız ilerledikçe, verim aldıkça diyelim. Daha büyük albümler yapacağız inşallah. Allah yolunuz açık etsin. Amin cümlemizin inşallah. Hepimiz, kazancınızı bol etsin hepimizin diyelim. Hepimizin inşallah, nefesimizin yettiği kadar. Teşekkür ediyoruz bizleri bu akşam burada olduğunuz için. Evet başkanım. Evet. Sor. Söyleyeyim. Soralım başkanım. Faaliyetleri sorduk. Neler yaptınız? Yani ne aldınız, ne verdiniz? Ne aldık, ne verdik? Daha kuruluşun ilk yılında sizin de malumunuz. Klasın ismini söylemedim ama İşte bir arsa aldık derneğimize. 457 metrekare. Doğru mu Ümit? 457 metrekare. Bunu Allah nasip ederse bu sene yine iş adamlarımızdan sağlayacağımız kaynakla bir dönüme çıkarmayı düşünüyoruz. Düşünüyoruz değil, kesinlikle şu en geç bir ay içerisinde alacağız. Onun için de buradaki bilhassa şu oturan iş adamlarımızdan desteklerini bekliyorum. Esirgemeyeceklerine de eminim. Bir dönüm alandan sonra da bir süre dondurup artık köydeki sosyal hizmetlere kendimizi adayacağız. Şimdi başkanım geçen sene 457 metre mi almıştık? Evet. 450 metreydi. 543 metreye daha ihtiyacımız var. Var. 543 metre ihtiyacımız var. Aslında 543 metre az. Darıca başına bir dönüm yer lazım. 400 de oradan var. Biz onu 1,5'a tamamlarız. 1,5'a tamamlarız evet. diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum darıca başı? 1,5'tan aşağısı... Yani darıca başına yakışmaz. Şimdi Mehmet Bey burada olsaydı ben bu gece burada emin olun Mehmet Bey'den en az alacağım arsanın 100 metresini en az 100 metresini ondan alacaktım ama yine alacağım. Vallahi siz söyledikten sonra Mehmet Bey sizi kesinlikle kırmaz. İnşallah eminim ondan. Ondan şüphem yok. Diyelim malum güncel olaylar da var biliyorsunuz. Evet ben öncelikle programımıza esasında bununla giriş yapmak isterdim ama evet. Biraz şeye getirdik. Sınır ötesinde görev yapan ordularımıza Rabbimden zafer nasip eylemesini
İslam'ın son ordusu olan ordumuzu da muzaffer eylemesini temenni ediyorum. Teşekkür ediyoruz biz de. Buradan bütün Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah sağlık, sıhhat, huzur içerisinde ailelerine kavuşturmayı nasip etsin. Bizim çok sevdiğimiz Ferhat abimin de oğlu da asker. Gerçi onun yeri çok yakın ama olsun. Silah altında olduktan sonra vatan topraklarını koruyorlar. Onlara son derece minnettarız. Müsaadeniz olursa ben bir şiir okuyup peşinden de bir asker türküsü okumak istiyorum. Eledim eledim, evet. Önce şiirimizi alalım. Haydi bakalım. Evet. Vatanına diken olursa gözü, ciğer yerinden sökülür gider. Yediden yetmişe herkes cepheye, davulla zurnayla dökülür gider. Başkadır Türk'ün de vatanın tutkusu, dünyaya bedeldir ahir ruhlusu. Dostuna gül sunar Türk'ün ulusu, düşmanlık ederlere yakılır gider. Yunus'tan gelse de hoşgörü kısmın, korkulu rüyası olursa hasmın. Ölürse şehittir, kalırsa ismin, soluna gazilik, gazilik takılır da gider. Ah, okunsun ezanım dinmesin diye, gönderden bayrağım inmesin diye, alçaklar yurduma konmasın diye, Mehmetçik, Mehmetçik nöbette çakılır gider. Şinelder takınca iman çeşmesi, bulunca hedefi mermi cephesi, inince başına tüp darbesi, ardına bakmadan çekilir gider. Bizi kıl.
yavrum buna ne çare? Yandı yüreğime yavrum buna ne çare? Gitti de gelmedi yavrum buna ne çare? Buradan bütün askerlerimize gönderelim. Cenab-ı Allah onların kanadının altında saklasın. Hayırlı tezkereli nasip etsin. Bu arada ağzınız bugün yine Fatsa'da çok üzücü bir olay yaşadık. Evet. Fatsa'da devriye görevi yapan iki tane polisimiz, devriye aracımız denize uçtu. Bir tanesi yaralı kurtuldu. Yaralı kurtulan polisimize acil şifalar diliyoruz. Bir tanesi de şehit oldu. Şehitimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Bütün şehitlerimize. Gani gani. Bu ülke, bizler bugün burada bu programları yapıyorsak o şehitlerimiz sayesinde yapıyoruz. O vatan evlatlarının sayesinde, onların canları pahasına bu ülkeyi koruyorlar, bizleri koruyorlar. Biz de onların sayesinde burada rahat rahat oturuyoruz. Onlara lütfen içerinizden birer tane Fatiha okumayı ihmal etmeyin. Bir kez daha rahmet diliyoruz onlara. Allah rahmet eylesin. Bir eser alalım hemen sizden. Hadi bakalım. Askerler dedik, ben de önce bir kuzu da daş dibinde meliyor yapalım. Haydi bakalım, sonra öyle yapalım o zaman. Deli misin, divane misin sevdiğim? Bir alkış alalım. Efendim, bu okuyacağım türkü İzmir'de yaşayan Bilge abime ve Sultan ablama gelsin. Yakın zamanda evlatlarını kaybettiler. Evladını kaybetmiş bütün analara, şehitlerimize gitsin. Gibi ne dereler koydum.
getirdim yavrumu göl kenarında. Ne dereler koydum ne taş dibi, getirdim yavrumu çay kenarında. Yavruma taşına nasıl dayanam, ya ben seni bir daha nerede bulam, memlekete bir de haberin salam. Yitirdim yavrumu çay kenarında, memlekete bir de haberin salam. Yitirdim yavrumu divane.
değil. Elleriniz dar görmesin. Efendim bugün eşim... Hemen yerine alalım şöyle. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Bu arada sevgili Yusuf, bizim ağamız buradaymış. Niye söylemiyorsun evet, ya? Evet, Darıcabaşı ağası da burada. Darıcabaşı piknik ağası Sayın Ümit Buğra Bey aramızda. Ağam hoş geldiniz. Bir ayağa kalk şöyle, boynu koşsun, endamını bir görelim. Teşekkür ediyoruz. Biraz sonra yanınıza geleceğiz, sizi rahatsız edeceğiz. Sedat abi, Darıcabaşı'nın ne ağ adayları var ki? O piknikten hatırlıyorum ben. Darıcabaşı'nın hepsi ağ. Enver Yılmaz burada daha, onları... Ve hepsi burada. Daha mikrofonu uzatacağız herhalde onları da bu gece. Tabii ki uzatacağız. Hemen senden biraz mesaj alalım. Yusuf Bey, Ordu'nun derelerini istiyorum. Yusuf Bey, Ercan Usta ile konuştum mu? Konuşmadım. Cengiz Bey, onu da söyleyeyim. Ben Ordu'dan Mehmet Biçer programımızı severek izliyorum. Derneğimizi konuk etmişsiniz. Teşekkürlerimizi sunuyorum. Herkese iyi akşamlar demiş. Abim programına başarıların devamını diliyorum. Allah ya yardımcın olsun. Fevzi Ünver ve ailesi. Buradan selam olsun. Babam da Ankara'ya gitti dün. Şu mesaj yazmış zaten. Ailece seyrediyorlar. Anneme, babama, kardeşlerime hepsine selam olsun. Selam güzel insanlarıma. Bütün destekleriniz sizinle. Şenel Başkan çok düşünceli. Güzel gecemiz bizi sevenlere gelsin. Hayırlı yayınlar Yusuf demiş. Vallahi isim yazmamış Şenel Başkan, onu söyleyeyim. Hayırlı akşamlar, herkese selamlar demiş. Yine isim yazmamışlar. Sedatçığım, programında başarılar diliyor konuklarına ve sana selamlarımı iletiyorum. Turan Özmen. Selam olsun Turan abime. O da bu işin emektarlarındandır. Benim müziğe başlamamdaki önder insanlardan bir tanesidir. Ben çocuktum. Kendisi bağlama çalıp okurdu Ankara'dayken. Teyzemin oğlu kendisi. Selam olsun. İki tane oğlu var. Allah bağışlasın. Bir tanesi bağlama çalıyor. Bir tanesi de yine türkü okuyor. Ailecek hanımının da, hanımı da amcamın kızı. Yani o kadar şey girmişiz sizden ki. Maşallah. Maşallah. Daha burada bir güzel mesajlar da var. Onları okuyacağım. Fazlı Beyoğlu'nun mesajını da okuyacağım. Evet, hemen alalım. Darıcabaşı Derneği'nin ve Mesudiyemizin değerli büyük başkanı abim Şenel Yılmaz'a sevgilerimi sunuyorum. Darıcabaşı'nın güzel insanlarına ve Mesudiyemizin muhteşem sesleri Sedat Ünver ve Yusuf Kovancı ekibine hayırlı akşamlar diliyorum. İyi eğlenceler dilerim demiş. Üç yoldan sönmez okudan. Üç yoldan sönmez kardeşime de selamlar olsun. Merhaba tüm Darıcabaşılara selam. Kenan ve Melek Aslan. Ben Pınarlı Köyü'nden Ruşen Güven, Sedat ve Yusuf kardeşime başarılar diliyorum. Selamlar demiş. Oğlum programında başarılarının devamını diliyorum. Darıcabaşı Dernek Başkanım Şenel Yılmaz'a ve konuk sanatçımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı programlar diliyorum. Mesudiye Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Ünver. Ellerinden öpüyorum. Buradan selam olsun. Evet. Ellerinden öpüyorum. Merhabalar, hayırlı yayınlar diliyorum. Sayın Başkanımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Başarılarına devamını diliyorum. Köyümüzde var olan sanatçımız Sayın Yusuf Kovancı, sizlere de başarını daim olsun temenni ediyorum. Mesut Darıcabaşı'nın Lale Biçer. Temel Biçer abimizin. Çok çok yüreği temiz bir ablamız. Temel abinin kızı. Selam olsun onun da bize. Darıcabaşı Dereten Mahallesi'nden Musa Erikçi. Hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Başarılar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Değerli abim, Melet'in güzel sesi, türkü dostları, gönül dostları, özel işlerim sebebiyle programınızı izleyemiyorum. Yine çok güzel program olduğundan eminim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Tüm konuklara ve seyircilere saygı ve selamlarımı sunuyorum. Fazlı Beyoğlu. Buradan selam olsun sevgili kardeşlerim. Darıcabaşı'ndan Mihrican Biçer Aygün, programınızı köyümüze göstermiş olduğunuz destek ve ilgi için teşekkür eder. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hayırlı yayınlar, saygılarımla demiş. Herkese iyi akşamlar, hayırlı yayınlar. Programımızda başarılar diliyorum. Hayırlı yayınlar dilerim. Karaağaç ailesi. Selam olsun. Hayırlı akşamlar, programına başarılar diliyorum. Sevgili kızımız, gelinimiz Gülistan Koldaç'a. Başarılar daim olsun, yolun açık olsun. Haydar Gülü ve Saviç Gül. Teşekkür ediyorum. Selam olsun. Çok teşekkür ederim. Bizden de selam olsun. Mesudiye Darıcabaşı Mahalle Derneği Başkanı Zafer Karaslan. Programınızın başarılarda devamını diliyorum. Mahallemizden katılan değerli iş adamları ve sanatçılarımızın bizlere vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar demiş. Biz de Zafer Başkanıma teşekkür ediyoruz. Selam olsun bize de. Hayırlı programlar demiş Ertay ailesi. Teşekkür ediyoruz. Evet. Güzel Darıcabaşımızın genç ağası Ümit Buğra Biçer. Sevgili kucaklıyoruz ve onu yetiştiren Bülent Biçer ve Kemal Biçer'e teşekkür ediyoruz, takdir ediyoruz diye selamlar demişler. İsim yazmamışlar. Teşekkür ediyoruz. Evet, yine TV52 yazıyoruz. Bir boşluk bırakıyoruz. 39-69'a mesajlarınızı bekliyoruz. Devam ederiz yine daha evet. Sonra. Evet, sevgili Yusuf, bizim her hafta görsellerimiz hazırlayan bir güç var arkamızda.
sevgili Serhat Polat kardeşim Ankara'dan, Tokat Reşat diye bir kardeşimiz. Bu işin emektarlarından her hafta bizim o güzel güzel resimlerimizi, tanıtımlarımızı yapıp internette, sosyal medyada paylaşan sevgili Serhat Polat kardeşime ve çocuklarına buradan sonsuz teşekkür ediyoruz ve sizlerden kardeşime bir alkış istiyorum. Ya sadece benim değil, birçok sanatçı dostumuzu bu anlamda destek veriyor ve bir kuş menfaat gözetmeksizin, evet, gecenin üçünde ara şöyle bir işim vardı. Yataktan kalkıp yapacak bir arkadaşımız. Birkaç tane hastamız var, müsaade edersen onları ben anons etmek istiyorum. Amcam Nuri Ünver, Ankara'da Ali Ünver, yine Ordu Ünye Devlet Hastanesi'nde yatan Hatun Özmen ablamıza, Yavuz Gökdağ eniştemize ve bütün hastalara acil şifalar diliyoruz. Mesudiye Gazetesi temsilcisi Namık Kemal Tuncer abimiz de ameliyat olduğuna da acil şifalar diliyoruz. Diyelim. Sedat Bey, ben de bir başsağlık. Hemen dileyelim. Reklama gideceğiz çünkü. Evet, Berber ailesinin başı sağ olsun. Eniştemizi kaybettik. Çok ses geliyor mu? Evet, Berber bir daha alalım. Ailesinin başı sağ olsun. Biz eniştemizi kaybettik. 44 yaşındaydı. Daha çok gençti. Allah ailesine sabırlar versin. Başın evlatlarına, geride kalanlara. Mekan cennet olsun diyor. Bütün rahmet dileyelim ödebiyete gidenlere. Reklamma mı geldik? Geldik. Hadi efendim. Efendim, kısa bir reklam arası. Lütfen ama lütfen ekranlarınızın başına ayrılmayın. Belki de hayatınız boyunca reklamlar izleyerek kazanabileceğiniz tek program burası. Kısa bir reklam arası. Biraz sonra karşınızdayız. Klas Arsa Ofisi'nin katkılarıyla hazırlanan Meletten Esen Rüzgar devam edecek. Klas Arsa Ofisi'nin katkılarıyla hazırlanan Meletten Esen Rüzgar devam ediyor. Sallayım mendilleri, gelin girin oruna da sallayım mendilleri.
çekmiş arasına. Kurban olduğum Mevlam, dil çekmiş arasına. Sallayın, sallayın, sallayın mendilleri. Sallayın, sallayın, sallayın mendilleri. Gelin girin oruna da sallayın mendilleri. Gelin girin oruna da sallayın mendilleri. Sedat abi seni şöyle bir alabilir miyim? Şarkının mimarı Sedat Ünver. Şöyle kuvvetli bir alkış alabilir miyim? Özellikle bunu anlatmam lazım. Daha bir haftalık bir şarkı. Sedat abiye yazdık, gönderdik. Güzel günü okumuş, bestelemiş. Bize de albümü okumak nasip oldu. Böyle gece, bir sahada gerçekten... Gece saat 12 idi. 12'de beni aradı. Abi dedi bana bir horon. Yarın okuyacağım. Ya dedim yarın yazar bakarız bir şeyler yaparız. Abi dedi yarın da okumaya gideceğim. İşte yani. Sedat Ünver'in böyle teşekkür güzel ediyoruz. Değerli yorumları, değerli sözlere kuvvetli bir alkış daha alabilir miyim? Teşekkür ediyorum sevgili i̇nşallah kardeşim. İnşallah şimdi söyleyeyim. Bu sene bu yıl Sedat abiyle inşallah Sedat abi de albüme girecek. Onu da tüm izleyicilerimize söyleyeyim. Bu sene Mesudiye'yi, Ordu'yu beraber sallayacağız inşallah. İnşallah da. Bizim böyle ama... değerli başkanlarımız varken. Şimdi önce... Kendi reklamımızdan önce bir özür dileyelim ekranı başındaki izleyicilerimize, evet, ve stüdyomuza kadar gelen Darıcabaşı Mahallesi'nin çok değerli üyelerine çok çok özür diliyoruz. Bizim elimizde olmayan sebeplerle teknik sorunlardan dolayı yayına bir ara vermek zorunda kaldık. Ama döndük, telafi edeceğiz. Bu gece 12 çeyrek geçeye kadar yayınımız devam edecek. Gümbür gümbür Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Buyurun siz buyurun. Evet. Albümden bahsediyorduk. Bizim arkamızda böyle güzel değerli başkanlar varken... Böyle muhteşem iş adamları varken şimdi Sedat Ünver ve Yusuf Kuvancı'nın sırtı yere gelmez. İş adamları önce demişken, kendinize bir alkış alabilir miyim? İzleyicilerimiz zaten kameraman gösterecek birazdan. Söz hakkı vereceğiz zaten. Müsaaden olursa ben şöyle bir türbüne doğru bir gitmek istiyorum. Ne demek? Değerli bir değerli tanıyalım. Var. Siyah mikrofonu. Siyah mikrofonu hemen alayım. Şunu ben de. Alayım. Sen şunu al. Sizleri şöyle kısa kısa tanıyalım. Darca başından Hasanoğlu Temel Biçer. Hep selam ediyorum köyüme. Teşekkür ediyoruz. Darıcabaşı'ndan Osmanoğlu Kemal Biçer, İstanbul Kartal'da oturmaktayım. Teşekkür ediyoruz Kemal abicim, çok teşekkür ediyoruz. Mikrofonu yakın tutalım. Darıcabaşı köyünden ve Yeşilce'den Servet Karakuş. Hep köylerimin ikisine de ayrı ayrı selam ederim. Servet abi, yenge Yeşilceli mi? Yeşilce'ye bağlı. Tamam belli yani. Nerelisin demiş, daha evlenmedin demiş. Sen belli yani. Yok, benim iki tane köyüm var. Bir Darıcabaşı, asıl köyüm Yeşilce'dir. Hep Yeşilce'lere ayrı ayrı selam ederim. Hemen. Ben Yusuf Pehlivan'ın torunuyum. Tamam, hemen yan tarafa verelim. Mehmet abi ver, uzatma uzatma. Oraya geçeceğiz, bir tanıyalım seni. Mehmet Yılmaz'ı bir tanıyalım. Mehmet Yılmaz. Kıymetli gönül dostlarımız, bizim Altman sponsorlarımız Yalova'dan. Çok değerli iş adamımız Mehmet Yılmaz abi. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Efendim Biçer Kadife. Biçer, Ferhat Biçer abim. Kurulu başkanı Ferhat Biçer. Değerli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen ağamız var orada. Ağamızı tanıyalım. Mesleğinden Ümit Biçer. 2017 Şenlik Ağası. Evet. 2018'de de adayım diyorsun. İnşallah. Ama aday çok, işin çok zor. Kısmet. İşin çok zor yani, söyleyeyim. Teşekkür ediyoruz hemen. Arkasında dedesi var. Hemen şöyle alalım mikrofonu. Alalım. Müsaade eder misiniz? Kapalı bir mikrofonu açalım. Evet. Kim abi? Metin abi. Ben Darıcabaşı Köyü'nden Hüseyin oğlu Temel Biçer. Öncelikle bu fırsatı bize verdiğiniz için öncelikle TV52'ye teşekkür ediyoruz. Türk ordusuna zaferler temenni ediyoruz. Şehitlerimize Allah rahmet etsin diyorum. Bizi ekranları başında izleyen tüm dostlarımıza buradan selamlar sunuyorum. Yusuf Kuvancı ve Sedat Bey kardeşimize de başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı teşekkür akşamlar. Hemen yan tarafa alalım. Darıcabaşı Köyü'nde Metin Yılmaz. İstanbul Yılmazlar Otomotiv olarak bütün arabalarınızı bekliyoruz. Reklamı da yaptım Metin abi. Reklamı da yaptım bu arada. Vallahi reklamı yaptı, bize sponsorluğu da aldı. Bir şey bekliyor. Değil mi? Teşekkür ediyorum. Yayınlarınızda başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Hemen arkaya uzatalım.
Abi Kemal abi tanıyalım Kemal abi. O güzel güzel resimleri el gibi çekip Yalova'dan atıyorsun, tanıyalım. Ben Kemal Yılmaz. Yalova'dan geldim sizler için. Teşekkür ederiz, ayaklarına sağlık. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz size teşekkür ediyoruz. İzleyenlere teşekkür ediyorum. Herkese sevgi ve saygılar. Eyvallah, hemen yan tarafa geçelim. Abi lütfen biraz acele edelim zamandan. Darcabaşı köyünden Ferdi abi Çer, yayınınıza başarılar dilerim. Hemen arkada bir sakallı abim var. Bak oraya bir uzat bakayım, o abimi bir tanıyalım. Urfa Siverekli Bülent Karaç, Ferhat Biser'in damadıyım. Her hafta bize mesaj gönderen evet. Abim. Çok teşekkür ediyorum. Evet, TV'ye ayağa kalk şöyle, ayağa kalk. Boyun belki sığmaz da bir ayağa kalk. Ha, boyunu bir görelim. Aşiret arkamızda zaten bizim, doğru mu? Değil mi? Teşekkür ediyoruz. Biçer Kadife, Ferhat Biçer'in oğlu Serhat. Teşekkür ediyoruz kardeşim. Teşekkür ediyoruz. Hemen şurada bir delikanlı daha var, onu da tanımak istiyoruz. Darcabaşı köyünden Enver Yılmaz. Ben sizlere ve başkanıma her zaman başarılar diliyorum. Her çok zaman yanınızdayız inşallah. Enver Yılmaz diyor da yalnız. Sedat abi, Enver Yılmaz. Yılmazlar abiyetim, veliahtı. Serhat Biçer. Biçer Kadife'nin veliahtı bunlar. Teşekkür ediyoruz. Alalım mikrofonu. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık diyoruz. Hemen şöyle geçelim. Anne konuşmak ister misin? Bir selam gönder şuradan, bak şimdi seni ekranı, mikrofonu biraz yakın tut şöyle. Cümleden komşularıma, oğullarıma cümleden selam ederim. Herkese selam olsun. Herkese selam olsun. Öpüyoruz ellerinden. Ellerinden bir öpüyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Hadi bakalım bir eser geçelim mi? Başkanım müsaade var mı? Çalışın. Hadi bakalım. İstek. Dağlar seni delik delik delerim diyelim. Dumanlı dağlar, el alemi vatan.
sağlık. Buradan Belkıs Akkale hocamı da saygıyla yad edelim değil mi? Evet. Ondan kulaklarımızda kalan tabii bir eserdi. Onlar büyük üstadlarımız, hepsine saygılar. Evet başkanım, olsun. Sizden de tekrar özür diliyoruz hemen. Estağfurullah. Yani bizden kaynaklanan bir şey değil, nazara geldiniz. O kadar çok övdük ki Darıca başını, iş adamlar orada, yakışıklı başkan burada olunca tabii internet bile çekmedi. Biz ne yapalım yani? Evet. Yapacak bir şey yok. Neler yapıyoruz? Faaliyetler neler var yapıyoruz? Mı? Hedefler ne? İstanbul gibi metropol bir şehirde dernek başkanlığı yapmak kolay değil. Yani önemli olan burada tabela derneği olmamak. Biz de bu tabela derneği olmamak için işte daha önce de söz ettiğim gibi üyelerimizden, iş adamlarımızdan aldığımız destekle bunu en ileri şekilde ileriye taşımaya gayret diyoruz. Tabii bunu taşırken ismini de zikretmeden geçemiyorum. Bizim Mesut Bey gazetemiz de bu konuda bize hakikaten sesimizin duyulması açısından çok yardımcı oldu. Göz kulak oldular. Hedeflerimiz deyince hedeflerimizin arasında ne var? Bu sene Allah nasip ederse bayramda köyüme gittiğimde söz verdim. Mesulya'nın birçok köyünde bayrak direkleri yapılmış, asılmış. Bizim köyümüzde bu yok. Bunun da hazırlıklarını yaptık. Arkadaşlar çalışmasını yapıyorlar. Tabii bunları yaparken bizim köyde de biliyorsunuz bir derneğimiz var. Oradaki arkadaşlarımızla da uyumlu bir şekilde köye yapılacak hizmetlerde beraber çalışma kararı aldık. İşte bayrak direği, mezarlık var. Mezarlığımızın etrafına çit tel. Bunun da Ordu Belediyesi ile, Büyükşehir Belediyesi ile görüşmesini yaptım. Sözünü aldık. İşte köyümüzde 3 tane ilkokul var. 3 tane? 3 tane ilkokul var. İvedili olarak bizim yukarı mahalledeki okulun sosyal yaşam alanına çevrilmesi için çalışmalarımız var. Hatta bunun Mesudiye Belediye'mize de yaptığımız bir görüşmede ben dernek olarak çalışanların yiyecek masrafını, işte Hayrettin Karaslan'la Mesudiye Belediyesi de bölüşerek diğer işçilik ve maliyeti üstlendiler. İnşallah bunu hayata geçireceğiz. Bir şeyler yapmaya gayret buradan, ediyoruz. Yüz ölçümü olarak da belki Mesudiye'nin en küçük köyüyüz ama burada onu da belirteyim ben. Biz, benim bu şahsi yaptığım bir çalışmadır. Bunu çoğu zaman dile getiriyorum. 37 ile 17 ülkeye dağılmış bir topluluğuz. Bu arada başkanımın bir özelliği daha var. Daha biz yeni keşfettik. Artık köşe yazıları da yazmaya başladı. Yani yaptığı faaliyetler yetmiyormuş gibi bir de yazıya da el attı. Yani çok korkuyorum. Yusuf yakında Türk'ü mürk'ü de söylerse. Bence de. Benim yani şairlik vardır. Doğru var mı? Vardır. O zaman bir şiir alırız senden bu yok, akşam. Yok öyle bir hazırlığım yok. Şu an sesim de müsait değil. Yani geçmişimde bunları yaptım. Burada bir çalışmalarım var idi. Yani ayağını denk al. Yakında abim çıkarsa şaşırma yani. Valla doğru bize rakip geliyor o zaman. İşte bizim olmazsa olmazlarımızdan bir tane şeyimiz var. Şurada kapalı olarak göstereyim. Ben yardımcı olayım başkanım. Kamerada gösterirse en büyük arzu ettiğimiz çalışmalarımızdan bir tanesi Kadir, bizim evet, şu anda tam tarihi kamerada değerimiz olan Mesudiye'nin sadece Darcabaşı'nın değil Mesudiye'nin bir tarihi değeri vardır, bir önemi vardır. Deratam Köprüsü. Biz ona Kotan'ın Köprüsü diyoruz. Diğer adıyla da Kotan'ın Köprüsü'dür. Evet. Bunun görmüş olduğunuz gibi resimdeki gibi değil şu an. Ortadaki köprü bölümü göçtü. Bunun çalışmalarını da yapılıyor. Hatta benim kardeşim de İl Kültür Turizm Müdürü olması sebebiyle Ordu'daki İl Kültür Turizm Müdürü ile de yaptığı görüşme sonucu her şeyi tamam. Sadece ödenek bekleniyor. Allah nasip ederse ödenek de çıktığı zaman bu bizim olmazsa olmazlarımızdan. Hatta oraya ben bir arkadaşa bir çalışma yaptırdım. Melet Havzası'nda olduğu için şimdi aşağıda Kotani'ye geçiş yoluyla onun arasında bir 200 metrelik bir mesafe var. Oraya ırmak havzalar bölerek 2-3 şey halinde. Yan tarafına da köprüye kadar bir yol, işte beton masalar falan, işte güzel bir mesire alın diye. Mesire alanı yapacağım mesire diyorsun onlara. Böyle bir en büyük emellerimden bir tanesi o. Valla İstanbul'da sen, orada da Zafer Başkanım. Tutulmuyorlar. Mesudiye Belediyesi'nde bu işe kattıktan sonra Darıcabaşı yapar. Buna hiç şüphemiz yok. Fazla da övmeyelim, biraz sonra yayın bayın gider. Yani karaz mı yapıyorlar, ne yapıyorlar yani? Mesela internetimizi kesiyorlar. Evet, biraz daha başkanım biraz daha aktif ya bu konuda. Başkanım çok çevresi var. Az soluklandıralım, mesajımız mesajlarımıza var mı? Yoğun bir mesajımız var. Hemen oku.
Hemen devam ediyoruz. Sayın Yusuf Kuvancı ve Sedat Bey, Ferhat Biçer'in damadı Ali Uçar. Severek izliyoruz programınızı. Saffet Biçer'le birlikte selam yolluyoruz. İyi programlar dilerim. Teşekkür nereden? Ediyoruz. Malatya mı? Konya mı? Vallahi nerede olduğunu yazmamış. Sadece Malatya mı? Malatya'dan mı? Senin Malatya dedim Ferhat. Konya'dan. Konya'dan. Hayırlı akşamlar. Ezberledik abi. Kocaeli'den Selami Yeşilbaş. Teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun diyelim. Kocaeli'ye. Programımızı keyifle zevkle izliyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Halit, Zikiye, Seda, İbrahim, Antalya ve Ankara'dan selamlıyoruz demişler. Buradan selam olsun Antalya'ya, Ankara'ya. Nerede izleniyorsak oralara. Programımıza başarılar diliyorum. Cengiz Öztürk ve ailesi. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar dilerim sizlere ve şu an orada bulunan babam Ferhat Biçer, eşim Bülent Karaağaç ve abim Serhat Biçer'e selamlarımı yolluyorum demişler. Teşekkür ederim. İsim yazılmışlar. Hayırlı yayınlar Şenel Yılmaz, başarılar demiş. İsim yine yok. Hayırlı akşamlar Ordu'nun derelerini istiyorum. Bütün Okutan ailesine gelsin. Ben İstanbul'dan Gültaze Okutan. Buradan tüm darcebaşlara selamlar demiş. Çağdar Gençlik Kolları olarak programına başarılar diliyoruz. Konuk sanatçımıza saygı ve selamlarımız olsun. Çağdar Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Funda Ünver. Evet, hemen buradan müsaade etsin bahsetmek istiyorum. Gençlik kollarımız şu anda Uludağ'a bir gezi düzenlediler. Onun çalışmasını yapıyorlar. Buradan daha duyurusunu yapalım. Geziye katılmak isteyenler gençlik kollarından Salih Utku Ünver'e, Funda Ünver'e, Aslın Ver'e ulaşırlarsa rezervasyon yaptırabilirler diyelim. Çok güzel çalışma. Evet. Güzel köyümüzün güzel başkanına saygılar, güzel ağasına sevgiler Hülya Biçer ve Tülay Biçer. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar demiş. Ben Yusuf abi, ben Nedim Biçer'in kızı Dilek Biçer. Programımızı severek izliyoruz. Seni orada görmek bizim için büyük bir onurdur. Başarılı diyoruz. İyi akşamlar Sedat abi. Sana da selamlar var. Teşekkür ediyoruz. Aleyküm selam. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Sedat abi ve Yusuf Kovancı kardeşim, Yalova Çınarcık'tan sevgiler. Yolunuz açık olsun. Size her şey yakışır. Yener Yılmaz. İsim yazmamış ama tahmin ettim. Yani kesinlikle. Yener Yılmaz yazmış. Teşekkür ediyoruz. Sayın Sedat Ömer ve Yusuf Kovancı programımızı hayırlısıyla, doyasıyla izliyoruz. Başarmak zordur. Kolaya kaçarsın, sonuç basitleşir. Unutma, yokuş aşağı inmek kolaydır ama manzara tepeden seyredilir. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Siverekli Ferhat Biçer'in damadı Bülent Karaağaç. Buradan selamlar olsun. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Yusuf, biraz önce bizim iki tane çok kıymetli misafirimiz vardı. Çok ısrar ettik ama acil bir telefon geldiği için çıkmak zorunda kaldılar. Türk Halk Müziği sanatçısı, aynı zamanda Cuma akşamları burada Dilden Gönüllere diye isimli programıyla sevgili Cemal Şimşek ve Zaralı Halis Doğanay, şair kardeşim, bizleri ziyarete gelmişlerdi. Rica ettik, birer türkü alalım sizden, birer şiir alalım diye ama acil bir telefon geldi, çıkmaları gerekiyormuş. Buradan kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz bizleri onur ettikleri için. Biz teşekkür evet, ediyoruz. Kardeşim. Hayırlı yayınlar, Şenel Yılmaz başarılar, Öznur Orhanan. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm Ordu Kabaradüz Yerinçay Derneği Kurucu Başkanı ya Ahmet Öztürk. Şenel Yılmaz Başkanıma, Sedat Bey'e, Yusuf kardeşime ve bütün Darcebaşı halkına selamlar. Şenel Başkanıma başarıların devamını diliyorum. O zaten başarılı, hep örnek aldığımız abimiz, Allah'a emanet olun. Ahmet Öztürk. Onu da selam zaten, onları da zaten buraya konuk alacağız. Alacağız. Onları da alacağız ilerleyen günlerde. Dernek Başkanımız Sayın Şenel Yılmaz'a ve sanatçılara selamlarımı iletiyoruz. Nuri Yılmaz, teşekkür ediyoruz. Bizden de selamlar olsun. İyi yayınlar diliyorum. Bizden de selam diliyorum. Olsun. İyi yayınlar diliyorum. Başkanımız Şenel Yılmaz ve Yusuf Kovancı, Sedat Ünver, başarılarının devamını diliyorum. Böyle bir geceyi tertipledikleri için emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunarım. Tayfur Selpir Karakuş. Teşekkür ediyoruz. Bu arada önümüzdeki hafta konuklarımız yine Darıca başına komşu Gölköy'ün Güzel Yurt Derneği sevgili Mehmet Şahin Başkanım ve Türk Halk Müziği sanatçısı Yeliz Yıldırım kardeşim bizlerle olacak. Buradan da selam olsun onlara. İki mesajım var burada. Diğer mesajlara geçeceğim Sedat abi. Hemen. Sayın değerli dernek başkanımız Şenay Yılmaz ve Yusuf Kovancı, Sedat Ünver, başarılarının devamını diliyorum. Sakarya'dan Raif Biçer. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar. İstanbul Darıcabaşı Derneği yönetiminde Halit Karakuş bazı nedenlerden dolayı aranızda olamadım. Kalbim sizlerle, selam ve sevgilerimi sunuyorum demiş. Bugün hemen mesaj göndereceğimiz mesajlar onlar. Almanya'dan Temel Yaman abimiz bizi izliyormuş. Teşekkür ediyoruz. Avusturya'dan Çetin Karakuş, Rıfat Özlem, Özkan, Şeref ve Rıdvan Karakuş'a selamlarımızı gönderelim. Tokat Zile Güzelbeyli halkına sonsuz selamlarımızı gönderelim. Erzincan Çayırlı, Ekrek Köyü ve çevre köylerine selamlarımızı selamlar gönderelim. Selamlar olsun benim köyüm. Evet, Hüsne ve Ali Koldaş'a saygılar. Tüm Berber ve Koldaş ailesine selamlarımızı gönderiyoruz. Selamlar. Teşekkür ediyoruz. Söz sizde. Efendim, Loca'dan bayanlar bizden hastanenin türküsünü istemişler. Hemen. Hastanenin kapısına kar doldu yapalım. Arkasına da bir hareketli türküyle bakalım. Haydi bakalım. Biraz önce okumuş olduğum gibi bütün hastalarımıza acil şifalar diliyoruz.
Hanenin kapısına kar doldu. Yafil düştüm yüreğime dert oldu. Anam hastaneye ben de yatmazdım. Hastanenin kapıları yur doldu. Anam hastaneye ben de yatmazdım. Hastanenin kapıları yur doldu. Açma pencereyi değmesin yeller. Bugün efkarlıyım bilmesin eller. Köyüme varınca verem mi derler. Ölüm ver Allah'ım ayrılık vermem. Köyüme varınca verem mi derler. Ölüm ver Allah'ım ayrılık vermem.
nenni. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de ağzınıza sağlık. Ağzınıza gönlünüze sağlık, yüreğinize sağlık. Biz de istek türkülerimizden okuyalım mı? Olur. Ordunun derelerini bir okuyalım. Hadi bakalım. Müsaade var mı başkanım? Hep beraber okuyalım ama, olur mu? Ordunun derelerini hep beraber okuyalım. Hadi bakalım. Biraz coşku istiyoruz, coşku. De yerine getirmiş ağzınıza olalım. Ağzınıza sağlık. Bütün ordunun hemşerilerinize gitsin. Program nasıl gidiyor? Alkışları duymuyoruz. Sedat abi, öncelikle başkanıma çok teşekkür ediyorum. Şöyle güzel bir çiçek getirmiş bize. Evet. Tabii alırız programı yakışışında. Başkanımıza şöyle güzel çiçekli çiçeği için çok teşekkür ediyoruz. Başkanım teşekkür ediyoruz. Vallahi Şenel Başkanım çiçek her zaman olsun. İnceliğini, zerafetini bulunduğu toplumlarda gösteren, darıca başına değer katan bir çok kıymetli bir başkanımız. Biz de, gerçekten bu inceliği için, zerafet için teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda şöyle göstermek istiyorum. Bana da kendisi isime hitaben. Çok bizlerin de var ajandası değil mi başkanım? Bizim de var ajandalarımız. Sedat abi bize de isim yazılmış değil mi? Tabii ki yazılmış. Tamam, bana özel yapmış. Unutmaz biliyorum zaten. Tabii ki yazılmış ama hanımlar her zaman baş tacı evet. Olduğu için tabii. Teşekkür ediyorum. Çok öncelikle veriyoruz. Ben ekranları başında bizleri izleyenlere işte mesajla ulaşamayanlara cep telefonuma mesaj geliyor. Onlara hepsine selamlarımı gönderiyorum. Özellikle Turgay Demirbilek mesaj bir türlü diyor düşüremiyorum. Avusturya'dan ona da buradan mı? Selam olsun. Ordu'dan. Herhalde atamıyor. Genel başkanım. Turgay orada cimrilik yapmasın. Yapar o cimrilik bak. Düşüremeyeyim demesin yok, falan. Yapmaz. Yapmaz değil mi? Benim olduğum yerde vallahi yapmaz. Vallahi bilmiyorum. Cimrilik yapar gibi geliyor bana. Yok kesin. Orada Turgay. Hemen kanala koşsun. Kanalda yazını atsın yani. Kanala ben onu davet ettim ama gelmedi. Daha dün telefonla konuştuk. Selam olsun ona buradan. Evet. Hadi bir türkü alalım. Sunam.
Şimdi bugün biraz dertli oldu. Bir Erzincan'a yakışır bir türkü okuyalım. Mikrofonumuz açık mı? Si. Açık değil. Açık. Erzincan'ın bir türküsü var, onu okuyalım. Bütün Erzincanlı hemşerilerim istedi, onlara gelsin. Hadi bakalım. Aman o yar yapalım. Şu dersimin yolu dardır. Evet kıymetli gönül dostlarımız, bir plaketimiz var, bunu hemen, çok fazla zamanımız yok. Ağam sizi alalım hemen böyle, siyah mikrofon alalım. Başkanım hemen hoş geldiniz. Takdim edelim başkanım hemen mikrofonu. Büyük Biçer'in plaketini vermek bugüne nasip olmuş. Demek ki bunu mikrofonu bekliyormuş kendisi. 2010
17 yılı Şenlik Ağamız plaketini almaya kazanmıştı. Biz de kendilerini burada takdim ediyoruz. Duygu ve... Mikrofonu yakın tutalım. Almak istiyoruz. Mikrofonu yakın tutalım. Teşekkür ederim aldığın için. Dedem Kemal Bişer'e bana bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ederim. Beni bugünlere getirdiği için aynı şekilde babam Bülent Bişer'e de çok teşekkür ederim. Sizlere de selamlar olsun. Teşekkür ediyoruz. Seni söylemem. Plaketinle beraber uğurluyoruz. Evet. Sevgili Gülşen Hanım, son sözlerini alalım. Sedat Bey, ben sizle tanıştığım için çok mutluyum. Yusuf Bey'le, Künya öyle. Dernek başkanımız kesinlikle bundan sonra irtibatta olacağımızı düşünüyorum. Çok memnun oldum. Sevgili eşine de buradan saygılarım olsun. Bütün locadaki değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Sizleri tanımak da çok güzeldi. Ben buradan öncelikle beni bu yaşa kadar sağlıklı bir şekilde getiren anne babama çok teşekkür ediyorum. Onların ellerinden öpüyorum. Allah kimseyi annesiz babasız bırakmasın. Sevgili emektar arkadaşım İlhan Korkmaz'a da çok teşekkür ediyorum. Hiç para gözetmeden bütün yıllarını benimle harcadı. Başka söyleyecek bir şey yok. Geri kalan her şey türkülerde zaten dolu. Türkü dinleyelim diyorum. Türkü dinleyen insandan zarar gelmez. Teşekkür ediyoruz. Ayaklarına kendine sağlık. Evet başkanım. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Bizleri bu soğuk kış gününde yalnız bırakmadığınız için. Ben size çok teşekkür ediyorum. Bize böyle bir imkan verdiniz. Ayrıca bizleri dinleyip, bizleri burada onur edip, buraya kadar işinden, gücünden, zamanından fedakarlık yapıp buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Bunu saymayalım biz başkanım da, değil mi? İlerleyen günlerde alırız başkanım. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Allah razı olsun diyorum. Evet abi, birkaç tane mesajım var. Onları okuyayım. Gönül dostlarımız kırılmasın. Zamanımız yok mesaj okumaya. Tamam. Bizleri buradan izleyen tüm dostlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz. Mesajını okuyamadığım izleyicilerimiz var. Çok değerli insanlar var. Onlara buradan selam, kocaman selamlarımı gönderiyorum. İnşallah haftaya okuruz onları diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sedat Bey, çok özür diliyorum. Vaktiniz yok ama eşim de burada. Ona da sonsuz sevgilerimi iletmek istiyorum. Ömrü boyunca hep bana destek çıktı müzik anlamında. Allah onu başımdan eksik etmesin. Teşekkür ediyoruz. Sedat Ünver'i ve Yusuf Kuvancı'yı düğünde, piknikte, organizasyonlarda, konserde, festivalde görmek istiyorsanız zaten iletişim numaralarımız var. Bizlere ulaşıyorsunuz, bizler de geliyoruz. Gönlünüzce sizi eğlendiriyoruz diyelim. Evet, kıymetli gönüllü dostlarımız, yayında ve yapım demeye geçen başta TV52 Yönetim Kurulu Başkanı sevgili İsa Akçay Beyefendi. Genel yayın yönetmenimiz sevgili Volkan kardeşime, genel koordinatörümüz Akın Çek Beyefendi, Ordu 52 merkezde çalışan bütün TV52 çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyoruz. Efendim İstanbul stüdyolarında yönetmenimiz sevgili Ümit kardeşime, seslerde Rojda kardeşime, kameramanlarımız Kadir kardeşime ve Tayfun kardeşime ve saz ekibime de şöyle kuvvetli bir alkışlıyorum sizlerden. Efendim bu programın hazırlanıp karşınızda gelmesinde emeği olan, bizlere katkılar olan çok kıymetli benim abilerim, Altman sponsorlarımız, Biçer Katife sevgili Ferhat Biçer abime, Yılmazlar Harfiyat, Mehmet Yılmaz abime, Kemal Yılmaz abime, Yener Yılmaz kardeşime ve Enver Yılmaz kardeşime sonsuz teşekkür ediyorum. Bir alkışlar da onlara istiyorum sizlerden. Tabii ki ana sponsorumuz Klas Ars Ofisi'ne sevgili Mehmet Akbayra ve Alperen Akbayra Bey'e sonsuz teşekkür ediyoruz. Sivaslı ama adam gibi adam, yüreği kocaman olan bir abimiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hem sizler adına hem kendimiz adına bizlere verdikleri destekten dolayı onların sayesinde biz burada derneklerimizi ceplerinden bir kuruş para çıkarmadan, bir kuruş harcattırmadan onları alıyoruz buralara. Onları tanıtıyoruz ekranlarımız aracılığıyla. Onların tamamıyla katkılarla yapıyoruz bu işleri. Allah onların kazançlarını, birlerini binesin. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlerden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta Gölköy Güzel Yurt Dernek Başkanı sevgili Mehmet Şahin Başkanım ve Yeliz Yıldırım kardeşim konuğumuz olacak. Efendim horonlarla kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık diyoruz efendim. Geleni alacağım, geleni alacağım.
öp ananın elini de öp babamın elini. Babam nereden bulacak oy oy cızılım. Üzgünüm senin gibi gelini de senin gibi gelini. Senin gibi gelini de senin gibi gelini. Evlerinin önüne gide gele yoruldum. Bu köylerin içinde cıngıllıya vuruldum. Evlerinin önüne gide gele yoruldum. Mesudiye içinde bir güzele vuruldum. Arsa Ofisi Melih'ten Esen Rüzgar'ı sundu.